Baylar bayanlar. Astroneer isimli güzelim oyunda hurda çiftliği nasıl yapılır? Nasıl hurda zengin olunur? Nasıl başka gezegene gitmeden? Biliyorsunuz eski videolarımda doluyu boşu götür, doluyu getir taktiğiyle birlikte titanyum alaşım çiftliği yapıyorduk. Hatta şurada titanyum alaşım var. Hatta 1-2 şuraya kadar gelmiş bakın. Bu sistemi nasıl otomatik hale getirebiliriz başka gezegene gitmeden? Öncelikle gidiyorsunuz bu Astrox mu, Gostrox mu, Gladius mu bir yerde bir tane bir gezegen var. Bütün madenlerin, bütün madenler diyorum, bütün gazların tek bir gezegende toplandığı radyoaktif bir gezegen var. Bu sistemi orada yapacaksınız. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Nanokarbon gidiyorsunuz, alıyorsunuz teneke teneke, tamam mı? Ama burada yaparsanız argon ve şey gazı getirmek zorundasınız. Helyum ve argon gazı getirmek zorundasınız başka bir gezegenden. Anlatabiliyor muyum? Buraya kadar netiz. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. İnternette birçok video izlemişsinizdir. Birçok şey izlemişsinizdir. Aptal aptal böyle. Prensip ne? Prensip Astronyum çıkartıyorsunuz gezegenin çekirdeğinden ve getiriyorsunuz. Burada trade istek platformuyla katı yakıt itici jeti satın alıyorsunuz. Tamam mı? Katı yakıt itici jeti satın alıyorsunuz. Bunu satın aldıktan sonra da otomatik olarak bunları erittirip, çevittirip, hani hurdaya dönüştürüp hurda elde ediyorsunuz. Klasik, standart, basic bir sistem. Ama bunu yapabilmeniz için size gerekli olan şeyleri ben şimdi burada size saymak isterim. Ama bunlar tabi bayağı maden istiyor, bayağı malzeme istiyor, birazcık da kafa istiyor. Kimse kusura bakması istiyor yani. İnternette gördüğüme göre kimisi böyle elden ele, yani şuradan şuraya 5 tane 10 tane burada şey atmış, gelmiş otomatik kol atmış. Birisi gidiyor, kaynak tenekesi var ya, kaynak tenekesi. Onu gidiyor utanmadan eliyle getiriyor falan. Eliyle getiriyor böyle gezegenin merkezinden. Arabayla getiriyor, trenle gidiyor. Trenle gidiyor, trene otomatik sistem yapmamış da. Tamam mı? Trene otomatik sistem yapmamış da. Trene kendisi koyuyor şeyi. Boşu koyuyor. Doluyu alıyor falan filan. Hani ben de aynı şekilde çalıştım ama başka gezegenden gelen madenler için öyle çalıştım. Boşu götürüyordum diğer gezegene. Oradan doluyu alıp bu gezegene getiriyordum. Ya bu gezegende çıkan kaynak için ben niye nasıl ben şimdi şey yapayım yani. Konuşturmayın beni. Bu otomatik sistem. Tren geldi. Buraya bıraktı. Bunlar basit. Tamam, Astaryum getirdi. Bıraktı. Şimdi çalışma prensibi şu şekilde. Anlattım çalışma prensibini. Size lazım olacak şeyler. Bir tane large platform B. Ortasına trade platform. Kenarına medium storage. Sol tarafına, diğer kenarına medium resource canister. Kaynak tenekesi. Bir tane storage sensör. Bir tane storage sensör, bir tane buton repeater, iki tane count repeater, iki tane de delay repeater. Sonra bir tane otomatik kol, Astaryum kaynak tenekesine Astaryum aktarmak için, bir tane katı yakıt iticisini parçalayıcı, hurdacıya atması için, öğütücüye, büyük, ekstra büyük öğütücüye atması için küçük de kullanabilirsiniz. Ben zenginim, hani anladın mı? Anlatabiliyor muyum yani? Ben de el arabasıyla olduğu için ben büyük tercih ettim. Hani şimdi benim parçalayıcım büyük. İsterseniz küçük de kullanabilirsiniz. Şimdi burada baktığımız zaman solid fuel jump jet, yani katı yakıt itici jeti geliyor buraya. Katı yakıt itici motoru diyelim biz buna. Bunu alıyor buradan dönüştürüyor. Tamam mı? Sadece bu kaynak medium storage'i görecek şekilde koymanız gerekiyor. Şunu da görebilir. Trade platformu da görebilir. Ama kaynak tenekesini falan görsün ulan. Yani bunu biraz daha yakına koyun. Fark etmez. Asıl önemli olan sadece şunu görüyor olması. Hani bunun sadece bir tarafını görmediği bir yer kalmayacak. Kör nokta kalmayacak. Bunun tamamını görmesi gerekiyor. Ve bir de buraya bunu muhakkak bir tane katı yakıt iticiyi bu slotuna takın ki saçma sapan eşyaları almasın. Gidip de Astaryum almasın. Sistemi bug'a sokmasın. Bunu yaptıktan sonra, tamam mı, storage sensörü klasik gelip buradaki storage'e bağlıyoruz. Hangi tuşa çeviriyorduk oğlum bunu? A, C tuşu, tamam. Bunu C ve V tuşlarıyla çevirip şu şekilde koyuyoruz. Full or empty olması gerekiyor. Kaç tane yapacaksınız ona göre malzemeleri arttırırsınız. Ben bir tanesini gösteriyorum. Full or empty. Bundan bir adet çıkışı aldınız. Aldığınız çıkışı bir tane contributor'a aktarıyorsunuz. Tüm contributor'lar 2 tane kullanacaksınız. 8 değil de 6, 5, 4, 3 diye adım saydırabilirsiniz. 2 olmak zorunda. 2 olacak. Ve şimdi buradaki şeye de dikkat edin. Bakın, waiting for storage to fill or empty. Boş olmasını bekliyor. Malzeme kalmamasını bekliyor ve hatta malzeme dolmasını, ağzına kadar dolmasını bekliyor. Yapacağınız şey çok basit. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra burada katı yakıt jetlerim var. Değil mi? O yüzden ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Bir tane buton repeater gerekiyor bize. Neden? Çünkü bu boşaldığı zaman, bu katı yakıt içleri de bittiği zaman, bu kaynak tenekesi de malzeme kalmadığı zaman bu sistemin direkt uzaya gitmesi gerekiyor. 4 tane de Astaryum takıyorsunuz sistemi çalıştırmak için. O yüzden buradaki contributor'a butonu bağlayıp, bir tane butonu şu şekilde bağlayıp, yeşil yanacak. F'ye basıyorsunuz, tık diye birinci tikine, hani bu contributor ya, hani birinci de, bakınız çalışma prensibi şu, tamam mı? Çalışma prensibi şu. Bak şu yeşil yanacak şimdi. Bak sinyal gitti, gördün mü? Bu kabloya dikkat edin, bu kabloya sinyal gidiyor. Bakın gitmedi. Bakın gitti. Bir kere aktif ettim, gitmedi. Burada yeşil yandı, elektriği kesti. Buradan gelen elektriği kesti. Sonra bastım, gitti. Yani 2 kere aktifleşmesi gerekiyor. Ama şu anda birinci de aktif olması gerekiyor. Çünkü bu aktif olduğu zaman bunun gitmesi gerekiyor. Nasıl gidecek? Buradakine bakıyoruz. Malzeme kalmayınca veyahut da malzeme dolunca gidecek. Aktif olacak bu sistem. Biz bunu ne yaptık? Bir kere aktif ettik ki bunda malzeme kalmadığı zaman bu direkt çalışsın. Bunu aldık, trade platforma bağladık. Daha sonra buradaki pinden, storage sensörün pininden F'ye basıp itemi aldık, kabloyu aldık. Contributor'a getirdik. Buradaki contributor'da neye yarayacak? Uzay gemisi geldiğinde, yani buradaki teneke dolduğunda, ağzına kadar jump jetle dolduğunda neyi çalıştıracak? Ne demek oluyor bu? Uzay gemisi trade platformun içinde malzeme kalmıyor. Astronyum doldurmak gerekiyor. Bu sistemi çalıştıracak. Kaynak tenekesi kapalı olacak. Buradaki jump auto arm açık olacak. Şu an elektrik olmadığı için kapalı. Hatta verelim elektriğini bu saatten sonra. Geri kalan sistem çalışsın. Buradaki contributor'dan bir çıkış alıyoruz. Bunu kaynak tenekesine bağlıyoruz bir tanesini. Bunun bir tanesinde otomatik arma bağlıyoruz. Daha sonra bunun bir tanesini bir daha delay repeater'a bağlıyoruz. Delay repeater'dan bir çıkış alıyoruz. Diğer delay repeater'a bağlıyoruz. Diğer delay repeater'dan çıkış alıp hem kaynak tenekesine bağlıyoruz hem de auto arma bağlıyoruz. Bu ne işe yarayacak? Göreceksiniz şimdi. Uzay gemisi geldiğinde bakın bu 1 oldu. Buradaki delay buradaki contributor 1 oldu. Buradaki 0 oldu. Çünkü geldiği zaman buradaki malzeme ağzına kadar malzeme dolduğu zaman bunun çalışmaması gerekiyor. Bunun çalışması gerekiyor. Bu da ne? Geldi. Auto arm kapanacak ve kaynak tenekesi açılacak. Kaynak tenekesi 4 adet item çıkartacak buraya. Astaryum çıkartacak, sonra duracak. Sonra durduğu zaman da eş zamanlı olarak auto arm buradan kaynak tenekesini tekrar ağzına kadar fullleyecek. Bu da geri kalan bütün hataların ortadan kalkmasına neden oluyor. Geri kalan hataların ortadan kalkmasına neden oluyor. Normal koşullarda adam şöyle yapmış mesela. Bu şekilde çalışmaz usta. Bu şekilde çalışmaz. Çünkü bu trade platform gittiği zaman burası ağzına kadar Astaryum dolu değilse katı yakıt iticilerini şu şekilde buraya falan koyuyor. Tamam mı? Biz bunu istemiyoruz. O yüzden bunu at. Buraya otomatik sensörle bağladık işte. Bir başka husus delay repeater dedik. Bu delay repeater'larda 25 + 3 milisaniye. Yani 28 milisaniyelik bir süre gerekiyor. Kaynak tenekesinden şuna 4 tane Astaryum çıkması için. 4 saniye, 28 milisaniye. Geri kalan şekilde otomatik olarak çalışacak bu şekilde. Doldu. Bakın buraya Astaryum çıktı çünkü buraları düzeltmedim. Az önce bunu fixledim. 26. Senin ızdırabın olur ama oğlum. Oğlum 23 işte. Bunu öncekiden kalmış. Bunu değiştirmemişim. Tamam tamam. Oldu. Problem olmuyor abicim ya. Allah Allah, problem olmuyor. Şey yapmayın. Hatta açalım şunu. Bakın çiçek gibi çalışıyor usta. Bizde problem olmaz. Ama buradaki malzeme bitince, buradaki kaynak tenekesindeki malzemeler bitince sistem bug'a giriyor. Nasıl bug'a giriyor? Çünkü bu sıralı bir sistem. Yani buna bir anahtar koymak gerekiyor. Tüm sistemi durdurması için. Tüm sistemi durduracak anahtarı da nasıl ekleyebiliriz? Onu düşünüyorum. Düşünemiyorum çünkü burada 3 tane şey var. Burada 3 tane ağaç var. Veyahut da mesela bu durduğu zaman burayı kapatsın da denilebilir. Doğru. Üçüne farklı farklı anahtarlar koyarım. Hangi süreç boşalırsa o kapanır. O sıra kapanır. İçine malzeme aldığında, buraya malzeme geldiğinde tekrar çalışır. Bu şekilde bunu da siz yapabilirsiniz. Gayet basit. Sonra dönüştürecek burayı otomatik olarak. Oldu, bitti bitti maşallah yani. Bu kadar, sistem bu. Sonra ben gibi geleceksiniz. Otomatik nanokarbon çiftliği yapacaksınız. Nanokarbon alışım çiftliği yapacaksınız. Öyle bir enayi gibi gidip de başka gezegenlere 2 saat omzunuza malzeme taşıyıp da bana 5 tane nanokarbon lazım diye gezmeyeceksiniz. Bak solumda 400 tane var. Bak biz orada konuşurken normalde 20 idi bu. Videoya başlattığımda 20 idi. 157 olmuş, gördün mü? Full otomatik. Bak burada titanyum alaşım birikiyor. Burada çelik birikiyor. Çelik 2 katı tükenmiş. Neden biliyor musunuz? Çelik üretimi yok çünkü şu an. Çelik üretemiyoruz. Lan senin babanmış. Yani buraya çelik sıkmış. Çelik üretemiyoruz. Neden? Çünkü burada argon gazımız bitmiş. Bunu da alacağız. Bunu da alacağız. Demir ağzına kadar full ama çelik üretimimiz yok maalesef. O yüzden ne yapalım? Nanokarbonu kapatalım. Nanokarbonu kapatalım. Videodayız. Boşuna çalışmasına gerek yok. Burada 400 tane nanokarbon bileşik var. Alaşım var. Sistem full otomatik usta. Buralara bakın. Full otomatik. Oradan scrap geliyor. 2'ye bölünüyor. 400-400. 800'e bölünüyor. Ondan sonra buradaki sistem lazımsa. Mesela 400 tane burada grafim var. Grafin üretmeye gerek yok. Bar mesela şu an ileride dolduğu için tekrar kapanıyor. Bu sistemde bu şekilde çalışıyor. Mesela şu anda bu sistem bunu koyduğu anda, tamam mı? Buraya koyduğu anda bu gidecek, yenisini getirecek. Mesela bu çalışıyor. Tık tık diye bu çalışıyor. Bunun çalışma nedeni burada titanyum boş vaziyette. O titanyum ağzına kadar 400'e 400 olana kadar dolu çalışmaya devam edecek. Mesela burada çelik demirimiz full. Bu sistem çalışmıyor. Çünkü buradaki storage konteyner, sensör buna bağlı, konteynere bağlı. Dolu olması durumu bekleniyor. Dolu olma durumunun bitmesi bekleniyor diyor burada. Tamam. Yani bunun içinden malzeme çıkması gerekiyor. Bu malzeme çıktığı zaman aktifleşecek. Bu buradan gelecek böyle. Bunu açacak. Buradan hurda gelecek. Hurda gelmesi de bunu tetikleyecek. Buradaki konteynerin dolmasını tetikleyecek. Buradaki konteyner dolduğu zaman da ne olacakmış? Bu sistem çalışacakmış. Böylelikle çiçek gibi otomatik bir sistemimiz var. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.